Arkadaşlar merhabalar 50 günde T Geometri Kampı'nda yani şu kitabın kampında geldik 42. güne 42. günde çember analitiği işleyeceğiz ve böylelikle analitik geometri konusunu tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Kalemi elimize aldıysak eğer hadi bakalım gelsin Şafak Sayar. Şafak Sayar'da neyi görüyorduk? Bugün hangi sayfayı işleyeceğimizi hangi sayfaları işleyeceğimizi görüyoruz. Sayfa numarası 235 ve 239'u işleyecekmişiz. Şurada kaç dersimiz olacağını göreceğiz şimdi bakıyoruz 42. günde çember analitiği 1 ve çember analitiği 2 işleyecekmişiz. Yani 2 dersimiz olacakmış bugün. İlk dersimizde 3 sayfayı sonraki dersimizde de 2 sayfayı işleyeceğiz sizinle birlikte. Sonra şuraya da bakalım. 22. haftayı bugünün sonunda da tik atacağız. Yani çember analitiği bitince 22. haftada bitmiş olacak ve ödevlerinizi de zaten burada söyleyeceğiz size. Evet o zaman sayfa numarası 235'e gelelim kardeş. Çember Bak adı üstünde. Çember analitiği. Ben sana şu soruyu sorayım. Öncelikle kritik iki soruyu sorayım. Çemberi biliyor musun kardeşim? Biliyorsun. Analitiği biliyor musun? Biliyorsun. Yani çemberi biliyor musun dediğim anahtar kelimeler, en silahımız falan filan. O cümleleri biliyorsan, hatırlıyorsan. Analitik geometride de analitik düzlemi biliyorsan, analitik düzlemde neler yapacağını biliyorsan. Mesela bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa, eksenler olan uzakları gibi cümleleri biliyorsan. Çember analitiğini çok rahat bir şekilde yapacaksın. Sadece bir şartım olacak. Denklem yazmayı bileceksin. Denklem yazma neydi mesela? Doğru analitiğinde. Hocam kendimize iki soru soruyorduk. Burada da biraz sonra o iki soruyu soracaksın. Ama bu seferki iki soru farklı olacak. Öncelikle şöyle bir analitik geometriyle çemberi şöyle bir karıştıralım bakalım seninle birlikte. Yani çember aletini işliyoruz. Analitik düzlemde çember verildiğinde ne yapacağız? Şimdi çemberin tanımı neydi? Hocam çemberin tanımı düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesiydi. Mesela şuradaki nokta M noktası olsun. A virgül B olsun. Eşit uzaktaki noktalar kümesi. R birim buraya, R birim buraya, R birim buraya gittin. İşte buradaki noktaların hepsi bize neyi belirtiyor? Buradaki çemberi belirtiyor. Hmm. Tamam. Çemberde önemli olan neydi? E hocam çemberin tanımı zaten çok önemliydi. Önemli olan şey o sabit bir nokta. Sabit bir nokta merkezi yani değil mi? Evet merkezi önemliydi bir de yarıçap çap önemliydi. Hocam bu da yarıçap. E tamam. Ben buradaki çember denklemini yazmak istiyorum. Çember denklemini x'li bir x'li ve y'li yazacağım ya. O zaman çember üzerindeki herhangi bir noktayı seçelim ve buraya x virgül y diyelim. E tamam elimizde bu nokta var. Bir de merkez var. E bir de yarıçap biliyorum ben. İki nokta arasındaki uzaklığı uygulayalım iki nokta arasındaki uzaklık yani x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi kare içinde. Bak şurada yazıyor. Görüyorsun. Bu neye eşittir? Yarı çapa eşittir hocam. İki nokta arasındaki uzaklığa eşittir. Her iki tarafın karesine alınca ne geliyor o zaman burada? Bak x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare geldi. İşte çemberin denklemi budur. Hatta biz buna çemberin standart denklem adını vereceğiz. Bunun açılmış haline de çemberin genel denkleme adını vereceğiz. Şimdilik ilk etapta standart denk denklemini bilelim. Evet denklem neymiş? Hocam iki nokta arasındaki uzaklıktan geldi. Şu merkezde x virgül y arasındaki uzaklıktan geldi. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare geldi. Tamam. Çember denklemi için o zaman ne soracağız? İki soru soracağız ya. Çember denklemi için iki sorumuz şu olacak kardeş. Bir çemberin merkezi lazım bize. İki çemberin yarı çapı lazım bize. Yani çemberin merkezini ve yarı çapını bilince hatta şuraya yazayım. Mesela merkezimiz 2 virgül eksi 3 olsun. Yarı çapı da 4 olsun. Bu şekilde de çember merkezi ve yarıçap belli olduğu zaman çember ne? nasıl yazıyormuşuz? x eksi noktadaki x yani 2'nin karesi artı y eksi noktadaki y. Noktadaki y eksi 3 ya y eksi eksi 3 yani y artı 3 yaptı. Karesi eşittir 4'ün karesi yani 16'dır. İşte çemberin denklemi bu şekildedir kardeşim. Ne belliyse merkez belliyse ve yarıçap çap belliyse. iki soruyu soracağız. Merkezi ve yarı çapı bulduktan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra denklemi yazıyoruz. X a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare şeklinde yazıyoruz. Peki hocam bunun tam tersi verilebilir mi? Evet verilebilir. Denklem verilip merkezi sorulabilir ya da yarıçapı sorulabilir. Mesela burada x artı birin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 9 şeklinde verildiğinde. Şimdi hocam merkezden a'yı çıkartıyoruz ya. x eksi a'nın karesi diyoruz ya. Bu artı bir olması için ne olması lazım? Bunun eksilisini alacağız yani. Hocam eksi biri yapacak o zaman merkezimiz. Eksi e. Şunun eksilisini olacak 2. Bak merkezi eksi 1'e 2 tersten geçiş yapıyorum. Çünkü niye? Hani x eksi eksi 1'in karesi dersem x artı 1'in karesi yapıyor ya ondan dolayı. Eksilisini alacaksın. Denklemi yazarken de eksilisini. Bak x eksi 2'nin karesi y eksi eksi 3 yani y artı 3'ün karesi yazıyoruz. Burada da eksilisi. Şunun eksilisi bunun da eksilisini yazıyorsun. Merkezi eksi 1'e artı 2 şeklinde çıktı. Yarı çapta hocam bu r kare eşit oluyordu deyip hocam r de böylelikle 3 diyeceğiz ve r kare 9 ise r'ye 3 çıkar diyeceğiz. Böylelikle merkezini ve yarı çapını da bulmuş olur. Evet Çem emberde eklemeyi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Merkez ve yarıçap x eksi a'nın karesi artı y eksi karesi eşittir. R kare şeklinde yazılıyor ve sonrasında burayı çalıştıracağız. Bak küçücük bir şey öğrendik ve şimdi bir sürü soru çözeceğiz. Bak 3 sayfa boyunca soru çözeceğiz. Ekstradan sana bir bilgi vermeyeceğim. Ha kitaplarda vay efendim x ekseninde t şöyle olur. Y ekseninde t böyle olur. Birinci bölgede eksenlere t şöyle olur gibi cümleler görebilirsiniz. Konu anlatımlarında bazı konu anlatımlarında ben bunları bu şekilde anlatmayacağım. Çünkü çünkü ben bu zamana kadar seni şurayı böyle kullanmayı öğrettim ben sana. Değil mi? E, o zaman burayı kullanmayı öğrettiysen oradaki şeyleri burayı kullanaraktan halledeceğiz şimdi sorularda. Bizim için önemli olan tanım. Tanımda bu merkez A virgül B, yarı çapı R olan çemberin denklemini kullanmayı öğrendin. Yazmayı öğrendin. E, o zaman haydi gel bakalım şimdi sorulara başlayalım. Evet örnek 1 ile başlıyoruz şimdi. Analitik düzlemde grafiği verilen merkezi 5'e eksi 3 olan çember x eksenine teğet olarak verilmiş. E evet. E, burada ne yapacağız dostum? Ya hocam burada yapacağımız şey belli. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ya da analitik düzende bir nokta verilmişse hemen ne yapıyorduk? Eksenlerin uzaklarına bakıyorduk değil mi? Hemen bunları böyle çizdik. Şurası 5. Burası da eksi 3 ya. Aa hocam burası 3 birim. Burası da 3 mi oldu? Evet. Çemberin denklemi isteniyor. Zaten çember denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez. Merkez var mı? Var. İki yarıçap, Bak yarı çap da çıktı. O zaman çemberin denklemi de çok kolay bir şekilde yazılır. x eksi 5'in karesi artı x eksi nokt y eksi noktadaki y. y eksi eksi 3'ün karesi. Yani y artı 3'ün karesi eşittir. R kare olacak. R'mizde 3 ya. Yani 3'ün karesi direkt 9'u şu şekilde yazabiliriz dostum. Evet bu şekilde. Ha kitaplarda vay efendim x ekseninde teğet olursa e, y'si y, y'sinin mutlak değeri yarı çap olur diye böyle bilgiler görebilirsiniz. O bilgilerle kendinizi meşgul etmeyin. Bu zamana kadar şurayı kullanmayı öğrendik ya. İşte bunu eski konulardaki gibi kullanmaya devam ederek sonuca da rahat bir şekilde ulaştık mı kardeşim? Ulaştık. Evet denklem bu şekilde x eksi 5 ya artı 3 eşittir 9 kareleri tabi. Geldik örnek 2'ye. Sözel bir soru hocam. Ne yapacağız burada? E kardeş. Sözel sorularda da ne yapacağını biliyorsun. Basit bir şekilde şekli çiziyorsun. Ama özel durumlar varsa analitik düzlem çizmeyi de ihmal etmiyoruz değil mi? Evet bunu hep söylemiştik. Burada da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi yarı çap uzunluğu 4 birim olan çember analitik düzlemin ikinci bölgesinde eksenlere teğet hissediyor. Hemen şöyle analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizmek zorundayız. Çünkü niye? Çünkü eksenlere teğetlikten bahsediyor. Bir özel durum var burada. Yarı çap uzunluğu da 4 birim olan çember analitik düzlemde ikinci bölgede eksenlere teğetmiş. Hemen eksenlere teğet olan çemberi çizdim şöyle. Hop şöyle şunu da alayım şöyle şuraya teğet olarak çizeyim. Çizdik. E bunu çizdik daha sonra yarı çap uzunluğu 4 diyor ya bize. Hocam merkez burası olsun. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bak çembersel bilgileri kullanıyoruz. Hocam yarı çapı 4 birim 4 birim. O zaman burası da 4 burası da 4 oldu. Hocam 4 birim solda eksi 4 4 birim yukarıda artı 4 yaptı. Yani merkezi kaç yaptı? Eksi X 4'e 4 yaptı. Yarı çapı da kaç bunun? 4. İkinci bölgede diyor mi? Yanlış yapmayalım. Evet ikinci bölgede eksenlere teğet olan çemberi çizdik ve olay bitti. O zaman denklemi yazabilirim ben. Çünkü çember denklemi için iki sorumuz cevaplı bir şekilde duruyor burada. Merkez ve yarı çap belli. O zaman x eksi eksi 4'ün karesi. x art 4'ün karesi artı. y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir. r kare. Yani 4'ün karesinden cevap 16 gelir dostum. Örnekte bu şekilde. Geldik örnek 3'e. Çapının uç noktaları a ve b olan çemberin denklemini yazınız. E ne yapacağız burada? E soruyu anlayacağız kardeşim. Basit bir şekilde şekil çizeceğiz. Bak bu sefer analitik düzlemi çizmeme gerek yok. Çapının uç noktaları diyor. Hemen çapını belirledim böyle. Çapının uç noktaları A noktası 1'e 2. B noktası da A, eksi 3'e 6 noktasıymış. O zaman burası da merkez. Çünkü bu çemberin denklemini yazınız diyor soruluyor bize. E çember denklemi yazarken kendime iki soru soracağım. 1. Merkez. 2. Yarı çap. Merkezi bulalım. Hocam merkez burasıysa eğer. E merkez burasıysa şu ve şu yarı çap uzunluklarından dolayı eşit. Yani şurada bir orta nokta çıktı. Şu x'in orta noktası bana m'yi verir. O zaman m ne yapıyor? 1 artı eksi 3 yani eksi 2 bölü 2 eksi 1. 2 artı 6 8 bölü 2 de 4 yapıyor. Evet. Merkezi eksi 1'e 4 yaptı. E hocam sonra ne yapacağız? Bir de yarı çap uzunluğu lazım. Yarı çap uzunluğunu şöyle bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık çapı veriyor. Yarısı yarı çap olur diyebiliriz. Ya da artık şurayı bulduk ya. E burayı bulduysak artık şu iki nokta arasındaki uzaklık bize direkt yarı çap veriyor. Şimdi kısa yoldan yap yapmak istiyorum. X'ler farkı kaç? 2 Y'ler farkı kaç? 2 hmm. X'ler farkı 2. Y'ler farkı 2 ise dik üçgenden yapabiliriz. 2 2 iken burası 2 kök 2 olmuyor mu? Oluyor. İstersen sen X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi kare içinde deyip de yapabilirsin. Sıkıntı yok. E merkezi eksi 1'e 4 olan yarı da 2 kök 2 olan çemberin denklemi soruluyorsa bana bu çemberin denklemini yazabilirim ben şimdi. X eksi eksi 1 yani X artı 1'in karesi artı Y x 4'ün karesi eşittir 2 kök 2'nin karesi kaç yapıyor? 8 yapıyor. İşte çemberin denklemi bu oldu dostlar. Evet. Cevabımız x artı 1 bazen hata yapıyor. Şöyle bakayım y eksi 4 eşittir 8 yaptı. Öbürde de art 4 eksi 4 şeklinde oldu. Tamam. Neyse geldik örnek 4'e şimdi. Nasıl kolay değil mi? Eski bilgileri birleştirerek herhangi bir şekilde ezber yaparak yapmıyoruz bak. Eski bilgileri birleştirerek sadece tanımı öğrendik ve bir sürü soru çözüyoruz. Devam. Dik koordinat düzleminde şu analitik düzlemde böyle bir çember çizilmiş. Bu çemberin denklemini yazınız. Arkadaş çember denklemi yazmak istiyorum ben şimdi. Kendime iki soru soruyorum. Bir merkez, iki yarı çap. E o zaman burada çembersel bilgiler verilmiş. Hocam burası 4 burası da iki birim olduğunu biliyorum. Merkezini bulmak istiyorum. O zaman merkezi ben şurada belirleyeyim. E çembersel bilgilerle buradaki merkezi ve yarı bulmaya çalışayım. E çemberdeki uzunluk bilgileri aklımıza gelmeli. Yani merkez varsa teğet varsa çektik. Hemen uyguladık bunu. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Hemen bunu da çizdik. Kirişi ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Şurayı büyüteyim biraz. Peki ben şuraya A dersem burası da ne oldu? A oldu. Hocam burası A artı 2 ise yukarısı da A artı 2 yaptı. Şurası 4 ise burası da 4 mi yaptı? Evet. E sonra ne yapacağız arkadaş? Bak güzel şeyler çıktı. A artı 2 ne oldu? Yarı çap oldu. Anahtar kelimeleri kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Vallahi şunu yapıyoruz kardeşim. Anahtar kelimeleri kullandıktan sonra sıkıştıysa ki dik üçgen olacağı belli. Bak çember sorusu aslında baktığınızda. Dik üçgen olacağı belli. E o zaman ne yapacağız arkadaş? En etkili silahımız. Ya yarı çap değil mi? En etkili silahımızı kullanalım yarı çap. Hocam yarı çapı çizdim. Yarı çap uzunluğu ne? Hocam yarı çap uzunluğu bak A artı 2. E burası da A artı 2. Ve artık burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Ne var burada? A var. 4 var. A artı 2 var. Pisagor'u uygulayalım bakalım. Yani A artı 2'nin karesi. Yazıyorum ama gülüyorsun bana şu anda. Farkındayım. Yapma böyle hocam. Yapma böyle. Bu yapılır mı? 4 var burada. 4 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3 4 5 üçgendir. A yerine 3 koyarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? tutuyor. A'yı buradan 3 buluruz. A'yı 3 bulduk. Yarı çapta 5 çıktı. Şimdi çemberin denklemini yazırız. Merkezi bulalım. Bak yarı çapı 5 bulduk mu? Bulduk. E o zaman yarı 5 bulunca. Bak şurada. Şurası 5 birim solda yaptı. Eksi 5 yaptı. O zaman merkezimiz. Yazıyorum. Eksi 5'e kaç yukarıda? Hocam 4 birim yukarıda. Yukarıda olduğu için 4 yaptı. Merkezi eksi 5'e 4 olan. Yarı çapı da zaten kaçtı? 5'te. Yarı 5 olan çember denklemi isteniliyor bizden. O zaman yazarız kardeşim. X eksi. Eksi 5 5'in karesi. Yani x artı 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 5'in karesi yani ne yapıyor 5'in karesi de direkt yazabiliriz. 25 çemberin denklemi yapmış oluyor gençler. İşte olay bu. Kolay değil mi ya? Çember ve analitik. Çemberi de biliyorum. Analitiği de biliyorum. O zaman çember analitiğini çok rahat bir şekilde yaparım deyip geçiyoruz diğer soruya. Evet örnek 5'te şimdi. Örnek 5'te de analitik düzlemde merkezi y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerinde bulunan ve x eşittir 2 ile x eşittir 6 doğrularına teğet olan çemberin denklemini yazınız demiş. E ne yapacağız? Soruyu anlamamız lazım. Anlayabilmem ikisi için de ne yapacağız? Basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Diyeceğim ama özel durumlar var mı burada? Var. x eşittir 2 ve x eşittir 6 doğruları özel durumlardır. O zaman analitik düzlemi çizelim kardeş. Hemen analitik düzlemi çizip yorumlayalım şöyle. Hocam x eşittir 2 doğrusunu çiziyorum şöyle. Sonra x eşittir 6 doğrusu çizeceğim. x eşittir 6 doğrusunu çizeceğim böyle. Çizdikten sonra da hocam buranın 2 birim olduğunu Buranın da altı olduğunu biliyorum. Ve ben bu doğrular arasında bu ikisine teğet olan çember çizecekmişim. E ben çember çizebiliyorum ama baksana böyle sonsuz tane çember çizilir burada hocam. Özel durum var mı böyle? Var. Ne diyor? Merkezi de bu doğru üstünde olan. Mesela bir tane çizeyim. Hocam bir tane çemberi çiziyorum şöyle. Hop şöyle bir çemberi çizdim. Hatta bunu büyüteyim. Şu ikisine teğet olan çemberi çizdim. Ha, bu çemberlerden sonsuz tane var ama bir tanesi ne? Bir tanesinin merkezi buradan geçiyor. Tamam. Orayı bir yorum Bunlarız. Şurada bir merkez varsa, teğet varsa ne yapıyoruz? Çekdik, çekdik. Anahtar kelimelerimizi uyguluyoruz. E hocam burası 6. 6 ile 2 arası kaç birim? 4 birim. E 4 birimse bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Yarı çapı kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. Şimdi merkez lazım olacak ya bize. Merkezin x ekseninde gösterdiği sayısal değere bakalım. Bir nokta lazım analitik düzlemde nasıl, nasıl, nasıl yapıyorduk? Eksenler olan uzaklığını bulmaya çalışıyorduk. Hocam buradan böyle çizince yarı çapı 2 buldum ya. Hocam burada da 2 birim ötede ne var? O zaman burası 4 noktası yaptı. O zaman merkezimiz 4'e bilmem ne olacak. K olacak. Yarı çapına kaç bunun? Hocam yarı çapında 2 bulduk. E şimdi K lazım bana. Kullanmadığımız bilgiyi kullanmamız lazım. Neyi kullanmadık? Hocam merkezi y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerinde diyordu bize. E o zaman merkezi 4'e K. He. Bu nokta bunun üstündeyse eğer o zaman ne yapacağız? Yani şunu da çizebilirim. İşte hocam x yerine 0 yazsam y'si eksi 1 yapıyor. Y'si eksi 1 yapıyor. Y ye yerine 0 yazsam burada e, x de 1 bölü 2 yapıyor. X 1 bölü 2. İşte şu şekilde olacak. merkezi bak tam bu doğru üstünde olacak. Doğru da çizmişim bu arada. Ee, yani bu doğruyu çizmeme gerek yok. Zaten buradan yorumluyoruz. Merkezi 4'e k bulduk ya. Bu merkezi 4'e k noktası. Bu doğrunun üstünde ise denklemi ne yapar? Sağlar. O zaman denklemde yerine yazalım. Hocam x yerine 4, y yerine k yazıyorum. O zaman k eşittir. Ne yapıyor? x yerine 4 yazdım. Eksi 1 yaptı. Böylelikle k'yı da kaç bulduk? 7 bulduk. O zaman merkezimiz 4'e K'ydı. 7'yi. Yarı çapıda 2 olan çemberin denklemi isteniyor bizden. Yani x eksi 4'ün karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir 2'nin karesi. 4 bizim çemberin denklemi olacaktır gençler. Evet olay bu. Geldik 6'ya. Hmm, 6. soru. Bak ÖSYM tarafından böyle bir soru daha öncesinde bize soruldu. Şimdi dik koryat düzleminde A, B, C noktalarından geçen çemberin denklemi nedir diye soruluyor. İlk önce bakıyoruz özel bir durum yokmuş gibi gözüküyor burada. Özel bir durum yoksa o zaman ne yapalım? A noktası burada. B noktası burada, C noktası burada. Bu A, B, C noktalarından geçen çember denklemi isteniyor bizden. A 1'e 2 yazarız böyle, B eksi 6'ya 2 yazarız, sonra C noktası da kaç? 1'e 8 yazarız. Bu üç nokta aslında ne oluşturuyor? Bir çember oluşturuyor. Hocam işte burada çevrel çemberi isteniyor biz, buradaki A, B, C üçgeninin çevrel çemberi isteniyor. Çevrel çemberin denklemi isteniyor. E Ne yapacağız burada? Ya aslında burada şunu yapabiliriz. Hocam merkez burası, x virgül 7 deyip Hocam şuradaki uzunluk da yarıçap, bu uzunluk da yarıçap, bu uzunluk da yarıçap deyip 2 nokta arasındaki uzaklık. Hocam burası iki nokta arasındaki uzaklık. X eksi 1'in karesi. Artı y eksi 2'nin karesi Karek içinde eşittir. Şu iki nokta arasındaki uzaklığa. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaklığı eşit diyebiliriz ama burada baya bir işlem kalabalığı çıkacağı aşikar. E o zaman dur ve sakin bir şekilde düşün. Sakin bir şekilde düşün. Buradan çıkmayacak. Yani burada dediğim gibi e, m x virgül y deyip m'nin a'ya olan uzaklığı m'nin c'ye olan uzaklığı m'nin b'ye olan uzaklığı birbirine eşitleyip x'i de y'yi de bulabiliriz. Aslında ama Uzun çıkıyor ya. Burada kare içinde kareleri falan filan olacak. Bunlar birbirine işlenecek. 3 bilinmeyenli yani 2 bilinmeyenli 3 tane denklem olacak. Mutlaka çıkarılır ama işin içinde kare salınca hani orada işte x kare de gelecek. x'li terimler de gelecek. Sıkıntı. O zaman dur. Sakinle düşünelim. Şu noktalara bir daha bakalım. Özel bir durum var mı? Hocam a 1'e 2. b 6 2. c 1'e 8. Aslında ben daha önce üçgende alan anlatınca söylemiştim. Şimdi noktalar verildiğinde analitik düzlemi çizin. Noktalarda apsisleri aynı olan noktalar varsa aslında özel nokta apsileri aynı olması demek ne demek? Mesela her ikisinin de apsisi 1 demek. Hocam apsisi 1 demek, öbürü noktanın da apsisi 1 demek. Şöyle çizdiğin zaman y eksenine bak y eksenine paralel. Yani x eksenine dik olan bir doğru parçası karşımıza çıkıyor. Ya da ordinatları aynı olması demek. Hocam ordinatları mesela bunun ordinatı 2 iken bunun da ordinatı 2 iken bak x eksenine paralel bir durum çıkıyor. Yani noktalar verildiğinde bize apsilerine bak noktaların her ikisinin de apsisi aynıysa ya da ordinatlarına bak her ikisinin de ordinatı aynıysa özel bir durumdur bu. Bu özel durumda analitik düzlem çiz üçgenin alanını rahat bir şekilde bulabilirsiniz diye söylemiştim. Aslında burada baktığınız zaman bak apsisler hocam apsislere aynı olan var. O zaman analitik düzlem çizeceğiz. Ya da ordinatlara aynı olan var bak. Aa ne güzel hem apsis hem de ordinatlara aynı olan iki yer nokta var. O zaman burada analitik düzlem çizmemiz şart. Analitik düzlemi çizelim kardeşim. Çizdik şöyle. Hocam bir tane noktamız 1'e 2. Hemen 1'e 2'yi gösterin. Şöyle 1'e 2'yi göster. 1 ve 2'yi yazdım şöyle. Güzel. Sonra eksi 6'ya 2. Eksi 6'ya 2'yi gösteriyorum şöyle. Burası eksi 6. İşte burası 2. Sonra C'de 1'e 8. O 1'e 8. Noktalarımız gözüküyor değil mi? 1'e 8. Süper. Şu şekilde gösterdim. Yani noktalarımız A noktası burada. B noktası burada. C noktası burada. İşte bu noktalardan geçen bir çember isteniyor bizden ve bu çemberin denklemi isteniyor. Arkadaş bu noktalardan üçgen oluşturduğumuz zaman işte bu üçgenin çevrel çemberi isteniyor bizden. Çevrel çemberi. A dikkat et şimdi. Bunu da şu tarafa doğru taşıyayım. Hatta şunu şöyle bir kısaltayım şöyle. Şöyle yapayım. Bu taraf bu kadar kısmı lazım çünkü bana. Bak şimdi bu. aldım onu buraya. Şöyle koydum. Bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? Hocam dik üçgen oldu. Bizden buradaki dik üçgenin çevrel çemberi istedin diyor. Çevrel çemberin denklemi isteniyor. Çevrel çemberi çizelim o zaman. Hocam çevrel çemberi bunun çevrel çemberi işte tam olarak bu şekildedir. Aa çevrel çemberde şöyle bir dik açı var burada. Hocam dik açı. E çapı gören çevre açı 90 dereceydi o zaman burası bizim çapımız olmak zorunda. Çap burasıysa yani burası ne oldu? Merkez bu çapın üstündedir. Aa merkez bu çapın üstündedir ise dikkat et C noktasıyla B noktasının orta noktası yapmıyor mu burası? Evet. O zaman B noktasını yazalım. B noktası eksi 6'ya 2 noktasıydı. Bu 1'e 8 noktasıydı. C noktası da 1'e 8 noktası. Hemen orta noktasını bulalım buranın. Orta noktası eksi 6 artı 1. Hocam eksi 6 artı 1. 5. Eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2'ye. Sonra 2 artı 8. 10 bölü 2. 5 mi çıktı burası? Evet. E, çemberde yazmak istiyorum ve eksi 5 bölü 2'ye 5 pardon. Evet. 5 çıktı mı burada? Çıktı. Evet. Çemberin denklemini yazmak istiyorsam bu 3 noktadan geçen işte bunun çevre çemberini yazarken bak merkezi belli oldu. Şimdi merkezi belliyken neyi bulacağım? Yarı çap olacağım. Yarı çap. Hocam bu iki nokta arasındaki uzaklıktan bulunabilir. 1. Ya da ya virgülü var burada. Hiç buradan yapmayalım. Şu iki nokta arasındaki uzaktan gideyim hocam deyip oradan bulabilirsin. Sonra bu yarı çap bu yarı çap deyip ikiye bölüp oradan bulabilirsin. İki ya da halihazırda hazırda bir dik üçgen var hocam deyip şuradaki uzunluk kaç birim? Bakar mısın buraya? Buradaki uzunluk hocam ordinatı 2. Ordinatı 8. Burası 6 birim yaptı. Evet. Burası altı. Sonra 6'ya bir burası. Toplamda kaç yapıyor o zaman burası da? 7 birim yaptı. Evet. Burası da toplamda 7 yaptı. O zaman buraya r, r diyeyim. O zaman burada 2 r'nin karesi. Neye eşit? 6'nın karesi artı 7'nin karesi deyip Pisagor bağıntısı da bulabiliriz onu. Yani 4 R kare eşittir. 36 artı 49 yaptı. O da 85 mi yaptı? Evet. Buradan R'yi de kök 85 bölü yani R kare 85 bölü 4 yaptı ya kare gün alınca kök 85 bölü 2 mi çıktı? Evet. Şimdi çember denklemini yazabiliriz. Merkez belli. yarıçap belli. X eksi eksi 5 bölü 2 yani X artı 5 bölü 2'nin karesi artı Y eksi 5'in karesi eşittir. R kare. Zaten R şuydu. Karesini alınca da 85 bölü 4 mi yaptı? Aynen öyle. Ya Aa, hocam bu bir garip çıktı. Ee, bazen cevapta garip çıkabilir. Ama garip çıkınca da insanda şöyle bir şüphe oluşuyor. Gelip şöyle bir cevap anahtarında bakası geliyor insanın. Evet x artı 5 bölü 2 eksi 5. 85 bölü 4 yaptı. Doğru yaptı arkadaşım. Ha şurası artı olacak. İyi ki batmışız. x eksi eksi 5 bölü 2 yani x artı 5 bölü 2. Y eksi 5 değil mi? Bu kök 85 bölü 2'nin karesi de r kare yaptı. Bu da bu şekilde yazıldı mı dostum yazıldı. E san yani gördüğün üzere analitik düzlemde özellikle ÖSYM'nin de bu tarz soruları sevdiğinde zaten daha öncesinde söylemiştim. Özel durumlar içerisine bak bu soruya yıldız at. Gel buraya yıldız at. Burada bir şey daha öğrendin. Daha öncesinde öğrenmiştin ama yani e, gözden kaçan bir noktayı, gözden kaçan bir noktayı böyle hatırlamış oldun. Demek ki bize noktalar verildiğinde apsisleri aynıysa ya da ordinatları aynıysa o zaman biz burada neyi düşüneceğiz bir de bu şekilde olmasını da düşüneceğiz. Analitik düzlem çizeceğiz. Özel durum oluyor burada. Analitik düzlem çiz. Ya da soruya baktığında ya soru böyle basit bir şekilde şekli çizdiğinde çok saçma bir yere gidiyorsa bu şekilde analitik düzlem çizmeyi de yapacağız kardeşim. ÖSYM biliyorsun seviyor bu durumu. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de de sözel bir soru var yine. Okuyalım bakalım. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 0'a eksi 9. Diğerinin merkezi 12'ye 0 noktası olan iki çember 4'e eksi 6 noktasında birbirine tehdit. Çizeceğim. Şekli kesinlikle çizeceğim. Hatta özel durumlar var. Birinin merkezi 0'a eksi 9. Birinin merkezi 12'ye 0. Yani analitik düzlem çizeceğim belli. Analitik düzlem çiziyorum. Birinin merkezi hocam şurada 0'a eksi 9 noktasında. Diğerinin merkezi de şurada. 12'ye 0 noktası. Tamam. Ve bu iki çember birbirlerine teğet oluyormuş. Nerede? 4'e eksi 6 noktası. Tamam. Buna ait bir iki çember çizeyim. Ve 4'e eksi 6 noktasında teğet olacak. 4'e eksi 6 noktası nerede? Hocam 4 eksi 6. Şuralarda bir yerlerde. O zaman buradan geçen bir çember çizeceğim. Şöyle iki çember çizeceğim. Çizeyim hemen iki çemberi. Hop şöyle bir çemberi çizdim. Oradan geçen bir çember. Elipse benzedi. Dur bakayım. Şöyle bir çember çizdim. Ya yine elipse benzedi. Bazen otomatik iş yaptıramıyoruz. Ha <laughs> çizdik şimdi. Hop şöyle. Burada bir çember çizeyim. Teknolojinin bak ne güzel kullanıyoruz. Ve bunlar burada birbirine teğetmiş. Şuradaki noktada teğetmiş. Yani 4'e eksi 6 noktasında teğetmiş. İki çember birbirine teğet olunca ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştir diyorduk. Merkezleri birleştirdik bu şekilde. E a burada bu iki nokta arasındaki uzaklıktan ben bunun yarıçapını bu iki nokta arasındaki uzaktan bunun yarıçapını bulabilirim. Hadi bulayım bakayım. Kafadan bulayım hatta. Hocam burası 0'a eksi 9 noktası değil mi? 0'a eksi 9 noktası diye yazayım şuraya da. 0'a eksi 9. Kafadan çıkıyorsa kafadan bulalım. Hocam x'ler farkı 4. Y'ler farkı 3. 3, 4, 5 üçgeninden direkt 5 yapar burası. Sonra buraya bakalım. Hocam burası da 12'ye 0 noktası ya. X'ler farkı 8. Y'ler farkı 6. 6, 8, 13 üçgeninden burası da 10 çıkar. Zaten dikkat et hocam burası 9, 12 ya. Tamamı 15 olacak. Burası 5 ise buraya da 10 kaldı da diyebilirdik. Neyse devam edelim. Bunun yarı çapını bulduk kardeşim. Bunun yarı çapı kaç? 9. 5. Şuraya kadar parçası 5. Bunun tamamı 9 sa buraya ne kaldı o zaman? 4. E bir de bunun yarı çapını bulduk. 10. E bunun tamamı 12 ise buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Şimdi soruyu okuyalım. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Bak şimdi. Bir çember ile bir nokta verildiğinde bir noktanın bir çembere en yakın olduğu noktası neresiydi? Hocam bunun en bombali olduğu yerdi. Nasıl bir yapıyorduk onu? Merkezi birleştirdiğin zaman işte şuradaki uzunluk. E en uzak olduğu yerde şuradaki en bombeli yer merkezi birleştirdiğinde o zaman bu noktayla bu çember üzerindeki en fazla uzaklık burası olur. O zaman ben orijine bu orijin burası ya bu orijin ile bu çemberin en yakın noktasını bulurken merkezi birleştirdiğimde şuradaki uzunluk yapıyor. Yani en yakın olduğu noktası burası yaptı. E o zaman öbür çemberde de bu orijinin bu çembere en yakın olduğu yer merkezi birleştirdiğimde tam buradaki noktası yapıyor işte. Bu noktalar arasındaki en yakın noktaları arasındaki uzaklık. Yani benden şuradaki uzunluk isteniyor. Hocam buradaki noktaları bulup iki nokta arasındaki uzaklığı yapacağım. Hayır gerek yok. Zaten direkt burası 90 derece. Hocam burası 2. Burası 4. Burada da bir pisagor bağıntısı. 1 2 kök 5 üçgeninden cevaba 2 kök 5 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Bak dikkat dikkat. ÖSYM'nin seveceği türde sorular. Daha önce benzerlerini sorduğu sorular ve hala da karşımıza çıkabilecek sorular bunlar. Lütfen bu sorulara dikkat edin. Ya bunlarda herhangi bir kural vermeye gerek yok. Bak çem biliyorsan analitik geometriyi biliyorsan yapabileceğin sorular zaten bunlar değil mi? Evet ve çok güzel orijinal sorular gerçekten. Evet cevap 2 kök 5 çıktı burada. Geldik bir sonraki soruya. 8. sorudayız. 8. soruda da yine sözel bir soru. Yine şekli çizeceğiz ama şekli çizerken basit bir şekilde mi çizeceğiz? Önemli olan bu. Analitik düzlemi mi çizeceğiz? Okuyor soruyu. Dik koordinat düzleminde merkezi yeğiştiriş doğrusu üzerinde olan bir çemberden bahsettiği için e, o zaman analitik düzlem çizeceğimiz belli. Analitik düzlemi çizelim şöyle ve şöyle çizdik böyle ve y eşittir 3 doğrusu üzerinde bir çember çizeceğiz. y eşittir 3 doğrusu işte tam y eşittir 3'ten geçen bu değil midir? Merkezi buralarda bir yerde olan bir çemberden bahsediyoruz. İşte merkezi y eşittir 3 doğrusu. Sen ister burada al, ister burada al, ister burada al, ister burada al. Yani her şeyi e, herhangi bir yerde diyor fark etmiyorsun. E şimdi bu çemberin ilk seksenini kestiği noktalar arasındaki da Ha, buradan bir çember çizelim bakalım. Hadi çiziyoruz bir çemberi. Merkezi burada olan bir çember çiziyorum şimdi. Hop çiz ve bu çember x eksenini kesiyormuş. Bu şekilde x eksenini keselim bakalım. Kestik böyle. Kestiği noktalar arasındaki uzaklık 5 birimdir. Yani şuradaki noktalar arasındaki uzaktan bahsediyor bize. x eksenini kestiği yer burası ve burası. Şu uzunluk 5 birim olarak verilmiş bize. E sonra bu çemberin çevresi nedir diye soruluyor bize. Hmm, bu sefer denklem sorulmuyor. Bu sefer ne soruluyor? Bu sefer çemberin çevresi soruluyor. Çemberin çevresini bulmam için neyi bulmam lazım? Yarış yapılmam. Şekle bakıyorum. Hocam kiriş var. Kiriş uzunluğu var. Bak kiriş neresi? İşte burası 5 birim verilmiş. O zaman merkez varsa kiriş varsa çek dik yapmayacağız mı? Yapacağız. Hemen çek dik yapalım. Hocam buranın 3 olduğunu biliyorum. Dik dolayı burası 3'tür. E, kiriş de 2 eş parçaya böler. ikiş parçaya böldüğünden dolayı burası 5 bölü 2 burası, burası da 5 bölü 2 yapar. E, sonra ne yapacağız? Yarı çap lazım bize. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Bak yarı çapı çizdin. Yap pisagor bağıntısından R'yi bul bakalım. 3'ün karesi 9 artı 5 bölü 2'nin karesi de 25 bölü 4 yaptı. O zaman şunun ikisini çarpma 36. 36 26 ile 25 toplamı da 61 mi yapıyor? Evet 61 bölü 4 yaptı. R kare 61 bölü 4. R'yi de buradan kök 61 bölü 2 buluruz. Şimdi bizden çemberin çevresi isteniyor. Çemberin çevresi de 2 pi r değil miydi? Evet 2 pi r kök 61 bölü 2 diyeceğiz. Ve böylelikle cevaba kök 61 pi olarak ulaşacağız dostum. Evet örnek 8'de bu şekilde çıktı. Kök 61 pi. Geldi örnek 9'a. Bak güzel sorulara devam. Hatta bir bana bak. Ne zamandır sen soru çözmüyorsun. Bu soruyu sen çözmüşsün. Tamam. Sen çözmeye çalış. Ne yapacaksın? İlk önce şuna karar vereceksin. Sözel bir soru. Şekli sen mi çizeceksin? Başkası mı çizecek? Değil mi? Ona dikkat edeceksin. Şekli sen ya da başkası çizecek. <laughs> Ay ne kadar komik. Yani şekli sen ya da başkası de derken sen çizeceksin tabii ki. Şekli çizerken sen normal, basit bir şekilde bir şekli çizeceksin ya da basit değil de analitik düzlemde bir mi çizeceksin? Ona karar vereceksin ve şekli çizeceksin ve sonra varsa çembersel özellikler yap. Bir de analitiksel özellikler varsa onları da yap. Ama çembersel özellikleri de sakın sakın unutayım deme. İyi hadi çöz bakalım sıra sende bu sefer. Şimdi de soruyu ben çözmeye başlıyorum. Soruyu okuyorum. Dik koordinat düzleminde merkezleri 0'a 2 ve 0'a eksi 2 demiş. Tamam şey çizeceğim ve hemen şuna karar verdim. Hocam analitik düzlemde analitik düzlem çizerek çiz. Hemen analitik düzlem çizerek analitik düzlemi çizeyim kardeşim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim bakalım. Bir 0'a 2'den bahsediyor bir de 2'ye 0 noktasından bahsediyor. Yani bir şuradan bahsediyor bir de buradan bahsediyor. Burası 2 noktası burası da eksi 2 noktası olduğunu gösterir. Sonra noktaları olan ve y eşittir 11 doğrusuna teğet olan diyor. Y eşittir 11 doğrusu da şu değil mi? Evet. Hatta biraz şöyle şu taraflarda çizim. Tamam. Y eşittir 11 doğrusunu da şöyle gösterdim ve buranın da dik olduğunu biliyorum. Şimdi bu merkezi bir tanesini kırmızıyla bir tanesini de maviyle göstereyim. Şunu maviyle göstereyim ve öbürünü de kırmızıyla göstereyim. Arkadaş ben kırmızı merkezliden y eşittir 11 doğrusuna teğet olan bir çember çizeceksem o çember tam olarak nereden geçmek zorunda? Bak çiziyorum. Tam olarak şöyle olmak zorunda arkadaşım. Çünkü merkez teğet çektik ya. Tam burada dik olacağı için böyle oldu. Peki şimdi ben ne yapacağım? Hocam mavi merkezli bir tane daha çember çizeceğim. Mavi merkezli bir tane çember çiziyorum şimdi ve o da şurada teğet olacakmış. Onu da çizdim böyle. E tamam. Onu da çizdikten sonra yorumlayacağım artık ve yorum çizdik. Burada ilk önce şu bilgileri de yazayım. Hocam kırmızının yarıçapı kaç? 2 ile 11 arasında 9 birim. Buranın 9 olduğunu biliyorum. E buranın da 2 birim olduğunu biliyorum. Buranın da 2 birim olduğunu biliyorum. E ben kırmızının yarı çapın 9 olduğunu bildiğime göre burası da 9 birim olduğuna göre burayı da yazayım istersen. Yani burası da 9 birimse eğer 2, 2, 4'ü buradaysa buraya da 5 birim mi kaldı? Evet. Eksik parçaları yazalım lütfen. Sonra öbürüne bakıyorum. Mavinin yarı çapı kaç? Hocam mavinin yarı çapı da 11 artı 2'den 13 yaptı. Güzel. Ve eksik parçalar. Mavinin yarı çapı da 13 olduğuna göre bak şimdi hocam burada 5 varsa buraya da ne kaldı? 8 kaldı. Hemen buraya 8 de yazdım. Eksik parçaları tamamladım. Sonra soruyu okuyorum. Soru soruyu okuduğumda. Şimdi bu teğet çemberleri çizin demişti çizdik. Sonra büyük çemberin içine küçük çembere de teğet olacak şekilde. Hmm. Şimdi büyük çemberin içine ve küçük çembere de teğet olacak şekilde x80'de paralel olan kiriş. Arkadaş bir çembere ben zaten bir teğet çizmek istiyorsam çemberin içinden çizemem dışından çizeceğim. Yani şöyle bir teğetten bahsedebiliriz değil mi? Şimdi küçük çembere teğet diyorsa ve şu x80'de paralel olacaksa o teğetimiz nasıl olmak zorunda? O teğetimiz aha da böyle olmak zorunda. Bir de mavinin de büyük çemberinde nesi miş bu büyük çemberinde de kirişiymiş. Evet, bütün şartlar burada sağlandı. Kırmızı çembere teğet oldu. Bak şöyle. Büyük çemberin mavi çemberinde kiriş oldu. Hocam burası tam teğet noktasıysa eğer, teğet noktasıysa. Burası da 90 derece değil mi? Evet. Şimdi büyük mavi çemberinde burası kirişi ise eğer. E hocam mavi çemberin merkezi burası, merkez kiriş. Çektik oldu. O zaman iki eş parçaya böler mi burayı? Böler. İşte bu kirişin uzunluğu nedir diyor bize. E büyük mavi üçgende bu bir kirişse eğer, e, mavinin de merkezi burasıysa eğer e ne yapacağız? Sıkıştığımız zaman en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Yarı çapı çizelim bakalım. Hop çizdik yarı çapı. Hocam yarı çapı neydi büyüğün? 13'tü. E burası da 13 A 5 12 13 üçgenler 12 olur burası. E burası da 12. Buradaki kirişin uzunluğu isteniyor bizden. Bu kirişin uzunluğu da böylelikle ne çıktı? 24. Çıktı mı dostum? Çıktı. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Çözdüm mü çözmedim mi? Çok merak ediyorum. Yorumu da yaz. Yani tane tane sakin sakin buradaki şekillere bu adımlara göre verilen bilgilere göre sıralı bir şekilde uyguladıysan eğer büyük ihtimalle zaten bu soruyu çözmüşsündür. İnşallah çözmüşsündür. Evet güzel bir soru. Benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Yine benzeri karşımıza çıkabilir dostlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 10'dayız. Örnek 10'da da ne demiş? Dik koordinat düzleminde y eşittir x3 ve y eşittir 6 doğrularının x kare artı y kare eşittir 45 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyor. Ne yapacağız? Basit bir şekilde şekli çizmektense yine analitik düzlem çizeceğiz burada. Haydi analitik düzlemi çizelim. Bak şimdi. Şimdi bir şey daha öğreneceksiniz. Konu anlatımında değil de bunu soru içerisinde göstermek istedim. Ama ilk önce, önce ben şu analitik düzlemi çizip yorumlayayım. Y eşittir 3 ve y 6 doğrularını çizeceğim şimdi. Y eşittir 3 doğrusu dostum şu. Y 3'ten geçen şunu çizdim. Şöyle çizdim. Hatta şunu uzatayım şöyle. Bunu çizdim dostum. Y 3. Bir de y eşittir 6 doğrusunu çizeceğim şimdi. Hocam y eşittir 6 doğrusu da aha alttan geçen bu doğru oldu. Tamam. Buranın y eşittir 3 olduğunu buranın da 6 olduğunu biliyorum. Şimdi bir de şundan bahsetmiş. Hocam x kare artı y kare eşittir işte 45 çemberi demiş. Hmm. Aslında bu ne demek biliyor musun? Hocam bu çember. Çember neydi? İşte merkezi a virgül b. Hani merkez nerede? Aslında bu çember bak dikkat et şimdi. x eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi şeklinde değil mi? Eşittir. Bu da r kare. Bu da r kare. 45 ya. r kare 45. 45. O zaman bu ne demek? Hocam merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı da kök 45. Kök 45 dediğimiz nedir? r kök 45. Bu 9 çarpı 5 ya. Yani 3 kök 5 diye çıkıyor değil mi? Yarı çapı 3 kök 5 olan bir çember denklemi yaptı. Evet çember denkleminde merkeze bulmak istiyorsak merkezi sıfıra sıfırmış burada bulduk. X eksi A ve Y eksi B şeklinde yazmamız lazımdı. Merkezi burasıymış sıfıra sıfır olan ve yarı çapı da 3 kök 5 olan. Hocam yarı çap 3 kök 5. 3 kök 5'in karesi kaç? Ee, 45. Şu 6. 36 yapıyor. O zaman bu aşacak bunu. Yani yarı çap şu şekilde olacak. Yani çemberimiz nasıl olacak o zaman? Çember çiziyoruz. Şunu aşacak. Hop şöyle bir çember olacak kardeşim. Evet. Şu çemberi şöyle çizdik. Şimdi çemberi çizdikten sonra diyor ki bize bu çember ile bu doğruların noktaları kestikleri noktaları köşe kabul eden. Yani şurada, şurada, şurada ve şurada kesiyor bunlar. İşte bu kestikleri bölgelerde böyle bir dörtgen oluşuyor. Bu dörtgenin nesi isteniyor? Bak bu noktaları birleştirdiğimiz zaman şöyle bir dörtgen oluştu. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruyor. Hatta bu dörtgen aslında bir nedir? Yamuktur. Yamuğun alanı isteniyor bizden. Evet. Niye yamuk? Hocam şunlar zaten birbirine paralel olduğundan Tamam. Ama ben şurada ilk önce soruyu çözmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Şu merkezi sıfıra sıfır olan bir çember çıktı ya. İşte bu çembere merkezi sıfır sıfır olan çembere biz merkezil çember adını da veriyoruz. Yani bu soru kökü şöyle de olabilirdi. <laughs> y 3 ve y 6 doğrularına doğrularının yarıçapı e, yarı çapı 3 kök 5 olan merkezil çember diyebilirdi burada. Yani bu doğrular ve yarı çapı 3 kök 5 olan merkezil çemberin kestiği noktaları köşe kabul eden dörtgen diye de tamamen sözel bir soruda Sorabilirlerdi. İşte bu merkezi sıfır sıfır olan çembere biz ne diyormuşuz merkezil çember adını da veriyormuşuz soru üzerinde bunu da size göstermek istedim. E şimdi ne yapacağız hocam burası kiriş değil mi kiriş? A hocam burası da değil ki zaten merkez kiriş çektik olduğu için parça bölecek mi burayı böldü? Hocam burası da zaten 90 burada da kirişi iki için parçaya böldü. E ben buranın altı olduğunu biliyorum yarıçapı da biliyorum en etkili silahım yarıçap al sana yarıçap yarıçap 3 kök 5 ise ana Pisagor bağıntısı 6 var 3 kök 5 var 1 iki kök 5 üçgende buranın 3 birim olduğunu bulurum. Dolayısıyla burası da 3 olur. E o zaman burada da yarıçap çizelim hocam. En etkili silahım yarıçap zaten. Burası da 3 kök 5 ya. Bak burası 3 birimse 1 2 kök 5 üçgeninden burayı da ne buluruz? 6 olarak buluruz. Pisagor bağıntısından. E burası da 6 oldu. O zaman bizden bu yamuğun alanı isteniyor. Dikkat dikkat. Yamuğun alanında alt taban belli mi? Belli. 12. Üst taban belli mi? Belli. 6. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de şurası 9 değil mi? 9. Bir de böyle 2 dersek işte buradaki dörtgenin alanını bulmuş oluruz. E bunlar sadeleşti. O zaman alan neye eşit oluyor? 9 kere 9 81'e eşit oluyor dostlar. Bu da güzel bir soru. Benzerisi yine sınavda karşımıza çıktı. Çok hoş sorulardan biri yine aynı sorunun laciverti sınavda karşımıza çıkabilir dostlar. Evet cevap 81 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. 11. sorudayız. Dik koordinat düzlemi de merkezi birinci bölgede olan çemberler çember eksenlere ve x, x 8 y eşittir y, y, y bölü 6 eşittir bir doğrusuna teğet olarak verilmiş. Buna göre çemberin denklemini yazınız diye söylüyor bize. Soruyor bize. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam bir kere a şöyle eksenleri kestiği bel noktalar belliyse a ve b ise bunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir bir şeklinde yazılmıyor muydu? Evet. O zaman ben burada yine analitik düzlemi çizeceğim. Çünkü merkezi birinci bölgede olan çember eksenlere ve bu doğruya teğetten bahsetmiş. Özel durumlar var. O zaman analitik düzlemi çizeceğim kardeşim. Özel durumlardan bahsettiği için. O zaman analitik düzlemi çizelim ve x eksenini nerede kesiyor? X8'de. Hani X bölü A, x eksenini kestiği yer. Yani y bölü Y ekseni kesti. O zaman hop şöyle analitik düzlemi çizelim şöyle. Hemen çiziyorum böyle. Sonra x eksenini X8'de Y'yi de altta kesen bir doğrudan bahsediyorum. X8'de V'yi altta kesen bir doğruyu çiziyorum şöyle. Çizdim. Ve sonra ne diyor bize? Bak merkezi. Şimdi dik koordinat düzleminde şekli çizdim. Bu doğrunun da grafiğini de çizdim. Merkezi birinci bölgede olacak. Ve eksenlere ve bu doğruya T'ye olacak. Hmm. Hem eksenlere hem de bu doğruya teğet olan bir çember çiziyorum şimdi. Arkadaş nasıl olacak o? Dur bakayım şöyle düzgün bir şekilde çizebilecek miyim? Şöyle çizdim. Çizemedim. Çizmeye çalıştım. Dur çizeceğim. Hop aha da böyle bir şey. Biraz daha küçülteyim şunu. Tamam. Bak şimdi bize bizden istenilen çember denklemi işte bu kardeşim. Hem eksenlere teğet olacak hem de bu doğruya teğet olacak. İşte bizden bu çemberin denklemi isteniyor. Arkadaş çember denklemi yazmak istiyorsam kendime iki soru soruyorum. O iki soru nedir? Hocam bir mer Merkez 2 yarı çap. Hadi bakalım merkezi ve yarı çap bulmaya çalışalım. Çemberin merkezi burasıysa. E ne yapacağız? E, çembersel özellikleri kullanacağız kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası da R, burası da R. A merkezin ne oldu? R virgül R oldu. Tamam. Hocam burası da R, burası da R mi oldu? Aynen öyle. Bak 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 teğetlik var burada. Hocam 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 şurada bir küçük teğetlik var gördün mü? Bu teğet teğet uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Ama bunun öncesinde bir şey var burada da ya. Şurası kaç birim? 6 birim. Burası kaç birim? Hocam burası 6 birim. Burası pardon 8 birim. Şöyle 8 birim burası. 6, 8, 13 geni yok mu burada? Var. Bak 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 olaya bak dostum. Şurası 6, R birimse buraya 6 eksi R mi kaldı? Evet. Şu teğet uzunlukları birbirine eşit. E o zaman burası da 6 eksi R. E başka? Hocam şunlar da birbirine teğet diyeyim. Bak çembersel özellik kullanıyoruz burada. Bak çemberdeki uzunluk sorusu aynı zamanda aslında bu. Hocam bu da bu da çünkü çemberde şu teğetler neydi? 1 birbirine eşit. E o zaman bu teğetler de birbirine eşitse ya hocam burası 8 artı R neye eşitmiş? İşte buradaki uzunluğa bak şurası 8 artı R burası da 10 artı 6 eksi R mi yaptı? Evet 10 artı 6 eksi R bunlar birbirine eşit. O zaman 2 R eşittir 8 oldu R'yi de 4 bulduk. O zaman merkezimiz neydi? Hocam R virgül R'ydi 4 virgül 4. E da zaten 4 bulduk. O zaman bu çemberin denklemi isteniyor. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi karesi eşittir. 4'ün karesi 16. Çemberin denklemidir. Evet bu şekilde yaptık. Ama yine iyi ki analitik düzlemi çizerek yaptık. Çünkü özel durumlar var. Eksenlere teğetten bahsediyor. Eee şeyi çizmeden, eksenleri çizmeden yapabilir miydik? Ya yapılabilirdi aslında. Eee nasıl yapılabilirdi? Ama eksene teğet olmasını şu şekilde yine kullanmamız lazım. Birinci bölgede eksene teğet dediği zaman şöyle hocam burası R burası R ya. Merkezi R virgül R dememiz lazım. İkinci bölgede eksenlere teğet deseydi R R burası ya. R birim solda, R birim yukarıda. O zaman ikinci bölgede eksene teğetlikte o, o zaman merkezimiz ne olacak? Eksi R'ye. Merkezimiz o zaman eksi R'ye R olacak. Üçüncü bölgede eksenlere teğet dediği zaman R, R. Eksi R'ye eksi R olacak. Dördüncü bölgede eksenlere teğet zaman da hocam R birim sağda, R birim aşağıda. Merkezimiz R virgül eksi R olacak. O zaman e, en azından merkezin nasıl olduğunu bulmak için ekseni çizmek mantıklı olabiliyor. Diğer türlü burada noktanın belki doğru yol uzaklığından falan filan da yapılabilirdi. Anel analitik düzlemi çizmeden de ama özel durum olduğu belli olduğu için yine analitik düzlemi çizdik ve işimizi bu kolaylaştırdı. Evet örnek 11'i de bu şekilde bulduk. Bu da güzel bir soruydu. Geldik örnek 12. Evet o çember aletinde biraz yeni nesilleştirmişiz soruyu. Bakalım nasıl yeni nesilleştirmişiz? Ya genelde çember aletinde klasik eski nesil sorular karşımıza geliyor. E, bir de yeni nesil olarak da karşımıza gelebilir. Ki, e, onu da göz önünde bulundurarak şöyle bir şey yaptım. Bakalım nasıl bir soru. Bir koordinat düzleminde x eksi 14'ün karesi artı y kare eşittir 16 çemberine şekildeki gibi teğet çemberler çizildiğinde. Bunun merkezini hocam bu aslında ne diyor? y eksi 0'ın karesi değil midir burası? Evet merkezi bunların eksilisiydi. O zaman merkezi 14'e 0 yaptı. Çünkü şunun eksilisi bunun eksilisi. 14 0 yaptı. Evet şurası 14'e 0 noktası. Tamam bunu çizmiş 14'e 0 noktasında. Şekildeki gibi teğet çemberler çiziliyor. Bu çemberlerden ikisi eksenlere teğet oluyor. <laughs> bu çemberlerden ikisi eksenlere teğet. He He, eksenlere teğet olur. Her iki eksene de teğet. Hani ben burada böyle çiziyorum, 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 çiziyorum. Bunu çizerken bir tanesi şurada eksenlere teğet oluyor. Bir tanesi de burada eksenlere teğet oluyor. Bak iki tanesi eksenlere teğet oluyor. Tamam. Bu iki tanesi eksenlere teğet oluyorsa o zaman biz çizelim şöyle. Hocam çemberi çizdik şöyle. Eksenlere teğet olan çemberi de çizelim şöyle. Dur bakalım. Şunu şöyle güzel bir şekilde çizmeye çalışalım. Şunu da şuraya getirelim şöyle. Getir, getir. Hah. Şöyle bir çember. Bir tanesi bu. bir tanesi de aşağıda. Fark etmez. Anladım. Evet. Şimdi diyor ki bize Soruyu bir daha okuyorum. Bu 14'e 0 çember çizilmiş ve bu 14'e 0 çemberine teğet çemberler çiziliyor. Böyle 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 böyle. Bu çemberlerden iki tanesi aynı zamanda eksenlere de teğetmiş. Eksenlere yani eksenlerin her ikisine de teğet. Bir tanesi bu, e, bir tanesi de şu eksenlere teğet olan. Sonrası öyle eksenlere teğet olmuyor bak. Sonrası bir tanesi de burada şu eksene de teğet oluyor. Bir tane eksene, x eksene teğet oluyorsa. İşte. O zaman burada bir tanesini çizdim ben burada. Burada bir tanesinin yarıçapını bulabilirim. O zaman ben buradaki çizilen çemberlerin yarıçapını bulabilirim. Hadi bulayım bakayım ben burada. Hocam burası merkez. Şurası ya. E merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası da R birim. Burası da R birim. Merkezi ne oldu burada? R bir, R oldu. Tamam. E sonra ne yapacağız? Çemberler birbirine deyince. Hocam merkezleri birleştiriyorduk. Hop merkezleri birleştirdim şöyle. Merkezleri birleştirdiğimde şuranın ne olduğunu biliyorum ben. Hocam buranın R olduğunu biliyorum. Sonra başka bir şey biliyor muyum? Şunun yarı çapı. Aa 16 da bunun yarı çapı. R kare 16'ydı. R'si 4 olacak. Bunun yarı çapı 4 birim. E o zaman burası 14 birim olduğuna göre. Burası da R ya. Burası da R ya. Şimdi şuraya ne kaldı? Burada da bir dik üçgen çıktı karşıma. Bak dikkat et. Şurada da şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. E hocam dik üçgen çıktıysa karşıma şuradaki uzunluk da lazım olacak bana. O zaman buraya ne kaldı? 14 eksi R'ye kaldı. V yarıçapında 4 olduğunu biliyorum. Sarı üçgende dikkat dikkat. Yap pisagorunu. Hemen yazıyorsun pisagorunu. R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 14 eksi R'nin karesi deyip işlem 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 yapıyorsun. Bir dur. Şimdi burada ne var? Hocam hissedelim. R artı 4 var. 14 eksi r'ye var bir de r var. Aa, r'den hipotenüsü 4 fazla. Hissedelim. Hipotenüsü 4 fazla olan 6 8 10 üçgeni var değil mi? O zaman hissedelim bakalım acaba burası 6 iken burası 10 oluyor mu? Oldu. R yerine 6 yazdığımızda burası da 8 oluyor mu? Oluyor. Tamam. Bu çemberlerin hissederek buldum. Yarıçapı kaç buldum? O zaman yarıçapı 6 olarak buldum. Bu çemberlerin çizilen bu çemberlerin yarıçapı ne oluyormuş? 6 oluyor. Şimdi buna göre diyor çizilen çemberlerden merkezinin ordinatı en büyük olanın denklemi yazınız diyor. Evet çizilen çemberlerin hep yarı çapının altı olduğunu buldum ben. Ve bu çizilen çemberlerden merkezinin ordinatı en büyük olan hangisidir? Peki merkezinin ordinatı en büyük olan nedir? Hocam bu çember böyleyken ordinatı burada. Merkez şurada 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 şurada. Ordinata en büyük olan nerede olacak? Hocam en yukarıdakini seçmem lazım. En yukarıdakini nasıl seçeceğim? O zaman en yukarıdaki atıyorum böyle. şuradaki ise kardeşim şöyle. Bak şunu çizdim. En yukarıdaki buysa bunun yarı çapında şey buldum. En yukarıdaki de nasıl belirlenir? Hocam burada merkezinin merkezleri birleştiririm. E, olay biter. Çünkü en yukarıdaki de teğet olacak ya. En yukarıdaki şunu şöyle birleştirdiğimde tam buraya dik olan işte tam oraya dik olan en yukarıdaki olmaz mı? Dik olmasa ne olacak? Hocam biraz daha bu tarafta olsa dik olmayacak. Merkezi aşağıda olacak. Tam x eksene dik olan merkezleri birleştirdiğimizde x eksene dik olan en yukarıda olan olmuş olacak. İşte bize bu çemberin nesi isteniyor? Denklem isteniyor. E, o zaman arkadaş bu yarıçapı kaçtı? Bunun yarıçapı çapı 4'tü. Bunun yarıçapı kaçtı? 6'ydı. E o zaman bunun merkezi kaç oldu? Şöyle baktığımız zaman şöyle öyle. Merkez hala da 14. Yani apsi. Ordinatı kaç yaptı? 10 oldu. O zaman merkezi 14'e 10 olan ve yarı çapı da kaç olan? 6 olan çember denklemi isteniyor bizden. x, -x 14'ün karesi artı y 10'un karesi eşittir 6'nın karesi 36 yapar. İşte bu bir sürü çember çiziyoruz. Sonsuz tane çember çiziyoruz. Bu çizdiğimiz sonsuz tane çemberden ordinatı en büyük olan çemberin denklemi bu şekilde olacakmış kardeşim. Evet hoş bir soru. 12. soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik 13'e. 12. 13. soruda da neler verilmiş neler. Şimdi valla şöyle bir şey verilmiş. Y eşittir mx doğrusu. A burada y eşittir mx. Direkt bu m değil mi? Bak analitik kullanacağız bu sefer burada. Evet m. Hocam m dediğim kaç? 3 bölü 4. M dediğim nedir? Eğimdir. Eğim dediğim nedir? Tanjant alfadır. Yani bunun tanjantı 3 bölü 4. Bunu biliyoruz. Peki burada a'ya 10 noktası da verilmiş. Çemberin denklemini yazınız. Çember denklemi yazmak istiyorsam kendime iki soru soracağım. 1 Eğim 2 nokta. O doğru denklemiydi değil mi gençler? Evet doğru denklemiydi. Şimdi çember denklemi yazmak için kendime iki soru soruyor. Bir merkez ki yarı çap. Hocam merkezi bulmam için A'yı bulmam lazım. Tamam. E o zaman merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Olaylarını yapalım. Hemen çektik yaptım. Çektik yaptım burada. Güzel. Sonrasında işlemimizi yapalım. E burada A'ya 10 var ya şöyle geldiği zaman burası A ise yukarısı ne yapacak? A yapacak. Güzel. <laughs> yani A'yı bulduğumuzda ne yapacağız biz burada? Şuradaki A'yı bulunca yarı çapı da bulmuş olacağız. Bak şunu çizmiyorum kafa karışır diye. Şöyle çizebiliriz aslında. Yo çizeyim istersen. Sıkıntı da yok. Şunu şöyle çizebilirim. Çizdiğim zaman buranın A'ya 10 olmasından dolayı hemen A'ya 10 olmasından dolayı şöyle geldim. Şurası A. Yukarısı da A yaptı. 10 sa ordinatı da 10 yaptı. Güzel. Sonra ne yapabiliriz? Neler yapabilir? Aslında ben bu soruyu iki farklı şekilde yapayım. Çok da güzel olacak. Bak. Birinci yol bu şekilde yapayım. Kardeş burada dik üçgen çıktı mı çıktı? Tanjant alfanın da ne olduğunu biliyoruz biz. Hocam tanjant alfa 3 bölü 4. Bak tanjant alfa 3 bölü 4. Hemen burası 3 Kaysa buraya 4K yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yazalım. 3K'ya 4K'yı yazdım. Güzel. E alfa beta burası. Beta ise ters açıdan beta burası da alfa mı oldu? Evet. Şimdi dikkat dikkat. Neye dikkat? Şuradaki onu kullanmam lazım. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5K mı yaptı? Aynen öyle. Sonra hocam bu da teğet bu da T. Teğet. teğet uzunlukları birbirine eşit olacak. O zaman burası 10'sa. E burası da 10 olacak hocam. Yani buraya ne kaldı o zaman? 10 eksi 5K kaldı buraya. Güzel. Tanjant alfa neydi? Dikkat et. Şurası da A değil mi? Dikkat dikkat güzel bir şeyler çıkıyor. Burası A burası da A değil mi yarıçap? Evet A ya da 4K demiştik. E burası da A. A dediğimiz 4K ve tanjant alfa neye eşitti? 3 bölü 4'e eşitti. Tanjant alfa 3 bölü 4'e eşitse aynı zamanda buranın da 3K olması lazım. Ana 3K neye eşit oldu? 3K aynı zamanda 10 5K'ya eşit. 3K eşittir 10 5K. 8K eşittir 10'dan K'yı da buradan 10 bölü 8 olarak buluruz. Ve K buradan 5 bölü 4 çıktı. Benden çemberin denklemi isteniliyor. Tamam 5 bölü 4 çıktı A dediğimiz k yerine 5 bölü 4 yazınca 4 çarp 5 bölü 4'ten 5 çıktı burası. O zaman merkezimiz 5'e 10 yarıçapı da 5 olan çember denklemi isteniliyor bizden ve sonrasında da güzel bir şekilde akıp gider yazarız cevaba ulaşırız. Yani ne yazarız burada x eksi 5'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir 25 şeklinde yazarız ve çok da güzel çıktı. Süper harika. Ama ben başka bir yoldan çözeceğim şimdi. Dur 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 dur. Siliyorum bunu. Siliyorum bunu. Siliyorum. Siliyorum. Sildim sildim sildim. Şurada bir daha başka bir yol göstermek istiyorum sana. O başka yolum da şu. Hocam buradaki tanjant alfayı biliyorum. Burada ben şöyle geldiğim zaman hop buranın A olduğunu gördüm ya bu yarı çap A mı? A. Yarı çap A ise buraya da A yazdım. Hocam burası 10 ve şurada T. T uzunlukları birbirine eşit. Burası da 10. E ben burada tanjant alfayı biliyorum. E burada da 10 uzunluğu var. Nerede? 10 uzunluğu burada. O zaman burada tanjant alfayı da kullanacak şekilde bir dik çizebilirim. E diki çizeyim bakayım şöyle. Hop çizdim şöyle diki. E diki çizince hocam tanjant alfa 3 bölü 4 ya hemen 3K'ya 4K'yı şöyle bir yazabilirsin. A 3 4 5 üçgeninden burası bu sefer ne oldu? 5K 10 oldu. K'yı 2 bulduk. K'yı 2 bulduysam burası 8 burası da 6 oldu. Aynen öyle. E sonra ne yapacağız hocam? E burada 90 dereceler var. Dik üçgen oluşturacağız. İçeriden oluşturmaya kalkışırsak şöyle bir şey oluyor. Bu sefer içeriden değil de dışarıda oluşturabiliriz böyle dikdörtgeni. Dikdörtgeni dışarıda oluşturduğum zaman da şöyle bir şey olacak. Hocam burası 10 ken, burası da 10 olacak. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Burası 8 iken burası da 8 olacak. Buraya da 8 eksi a kaldı. E burada artık Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hatta 3, 4, 5 üçgeni hissettiğimiz zaman 3, 4, 5 çıkıyor mu çıkıyor? A yerine 5 yazdığımızda 3, 4, 5 çıkıyor. O zaman A 5 oldu. A 5 eğer merkezimiz 5'e 10 olur. Yarıçapı da 5 çıkar. Bak bu da kolay bir yöntem oldu. Bu da güzel bir yöntem oldu aslında. O zaman çember denklemi x eksi 5'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir r kare 5'in karesi eşittir 25 yapar. Çember denkleminde bu şekilde bulmuş oluruz. Bak burada bazen dikdörtgenler içeride oluşabiliyor, bazen de daha kolay olacak şekilde dışarıda da. Yapıyoruz yaptığımızı daha öncesinde dik üçgende de söylemiştik. Hoş bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Evet bu sefer çember denklemleri verilip çemberlerin şeklini çizmeyle ilgili sorulara geldik. Bak şimdi çemberler verilmiş. Çemberler arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Şekli çizeceğiz. Basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Özel durum yok. Hemen şunun merkezi nedir kardeşim? Merkez 1. Bir. Hocam 1'e merkez 1. Bunların eksilisiydi. 1'e 2. yarıçapta R kare 9'sa R1 de kaç yapar o zaman? 3'e. Merkez 2'ye bakalım. Merkez 2 de hocam bunların eksilisiydi. Yani 6'ya eksi 10 yapar. Yarı çapta kaç yapar o zaman? 16 karesi ise bu da 4 yapar. O zaman bir şöyle bir çember çiziyorum şimdi. Hocam merkezi 1 2 yarı çapı 3 olan çember ile şöyle çizdim. Merkezi 1'e 2 yarı çapı 3 olan çember ile öbür çemberi çiziyorum şimdi. Merkezi 6'ya eksi 10 olan merkezi 6'ya eksi 10 olan ve yarı çapı 4 olan çemberler arasındaki en kısa uzaklık. Bu çemberler arasındaki en kısa uzaklık bunların en bombalı olduğu arasındaki burası değil. Değil miydi? Evet. E bunları nasıl buluruz? Hocam merkezlerini birleştiririz. En bombeli olduğu yerler arasındaki mesafe işte şuradaki mesafe bu soruluyor bize. E ben birincinin yarıçapının çapının 3 olduğunu biliyorum. İkincinin yarıçapının çapının 4 olduğunu biliyorum. Şekli çizdim. E ben şu uzunluğu bulmak için ne yapmak zorundayım? Şu iki nokta arasındaki uzaklığı da bulmak zorundayım. Bulalım iki nokta arasındaki uzaklığı. Bu iki nokta arasındaki uzaklık nedir dostum? Hocam x'ler farkı 5 y'ler farkı 12 ya da 12. 5 12 13 üçgeninden kısaca ne bulduk burayı? 13 bulduk. Hocam burası 13 ise 4 ve 3'ü buradaysa 7'si buradaysa o zaman oraya ne kalıyor? 7, 5, 12 yapıyor 6 mı kalıyor oraya? Evet buraya da 6 kaldı. Yani cevap böylelikle 6 yapmış oldu örnek 14. İki çember arasındaki en kısa uzaklık en bombeli olduğu yerdir hani noktayla çember arasındaki mesafe kıyaslanırken ki yaptığımız gibi merkezleri birleştirdiğimizde Burası En fazla uzaklık istenmiş olsaydı buradaki en bombeli yer bil bakalım nasıl bulunuyor merkezleri birleştirdiğimizde işte oradaki bombeli yerlere bakacağız. Yani burada formülize eden arkadaşlarınız var var. E, arasındaki en kısa mesafe 2 nokta. Merkezler arasındaki uzaktan yarı çapları çıkartacağız deyip formülize ediyorlar. Ya da en fazla uzaklık merkezler arasındaki uzakları yarıçapları çapları ekleyeceğiz deyip formülize ederler. Var. Formülü etme kardeşim. Şekli çiz. Yorumla. Yorum gücünle bu işi hallet. Tamam. Evet geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde A noktası ve bir çember verilmiş. Hmm, A noktasından bir çembere çizilen teğetin uzunluğu soruluyor bize. E ne yapacağız? Basit bir şekilde şekli çizeceğiz kardeşim. Analitik düzlemde özel bir durum yok. Bir nokta var, bir de çember var. Çemberde merkezimiz nedir? Hocam merkezi. Bunun eksilisi. 1 2 yarıçapı da 3 olan bir çember. Hemen merkezi 1 2 ve yarıçapı 3 olan çemberi çiziyorum. Hop şöyle çizdim. Merkezi 1'e 2 yazdım, yarıçapı da 3. Ve dışında bir nokta. Büyük ihtimal dışında bir nokta. Niye? İçindeki bir noktadan çembere bir teğet çizebilir miyiz? Hayır. Ancak üzerindeki bir noktadan teğet çizeriz. Ama üzerindeki noktadan teğet çizdiğimiz zaman da çembere çizilen teğetin uzunluğu bak sonsuz olur. Dışındaki bir noktadan çizilen teğetin Sadece teğet çizecekmişim. Teğet. O zaman ya böyledir hocam. Bak buradan. Ya böyledir hocam bu teğet. Ya da şöyle de. zaten bu teğet uzunlukları ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. Çünkü bir çember verelim. Şu teğet, şu teğet. Hocam bu noktadan böyle de bir teğet çizilebilir. Böyle de bu teğet uzunlukları zaten ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Bizden bu teğetin uzunluğu isteniyor. Buradaki A noktası da kaç verilmiş bize? Hocam A noktası da 4 eksi 2 olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız burada? Bu teğetin uzunluğu isteniyor. Hocam merkez var, teğet var. Çektik. Yaptık böyle. Yarı yapın kaç olduğunu biliyoruz. 3 olduğunu biliyoruz. Hocam burada da 2 nokta var. 2 nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim ben. X'ler farkı 3. Bak X'ler farkı 3. Y'ler farkı 4. 3 4 5 üçgeninden 5 olarak bulurum burayı. Al pisagor sana. Pisagor yapınca da ne buluyorsun burayı? Soru işaretini. 3 4 5 üçgeninden 4 buluyorsun. Cevap böylelikle 4. Şimdi hocam bunun bir kısa yolu var mı? Var da böyle standart denkleminde, genel denkleminde çemberin bu neydi? Genel denklemi değil de standart denklemi de bu. Standart denkleminde değil genel denkleminde olacak. Yani açılmış halinde olacak. Hatta şimdiden söyleyeyim. Açılmış halde bu hani x kare artı y kare artı ax artı b y artı c eşit sıfır şeklinde olduğunda. Onda da nasıl oluyor biliyor musun? Bir noktadan bir çembere çizilen teğetin uzunluğunu Noktayı denklemde yerine yazıyorsun. Kare alıyorsun sadece. Tamam. Ama nasıl yaparsın bunu? Bunu eşit sıfır halinde olduğunda. Şunu bu tarafa atarsın. Eşit sıfır yaparsın. Noktayı yaz. Bir de kare al bakalım. Hani bu eksi 9 eşit sıfır oldu ya. Noktayı burada yerine yaz bakayım. 4 eksi 2. Sonra kare al böyle. Çıkan sonuçla buradaki çıkan sonuç aynı mı diye bak. Bazen bunu da böyle kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Ama ben basit bir şekilde şekli çizmekten yanayım. Beni biliyorsunuz. Geldik örnek 16'ya. Çemberiyle doğru arasındaki ilişkiden bahsetmiş şimdi Bir bana bak bakayım. Ne yapıyorsun? Basit bir şekilde şekli çizip. Sen yapıyorsun kardeşim. O yüzden basit bir şekilde şekli çizip lütfen burada olayı sen bitir. Bu olayı lütfen burada sen yap. Yapabilirsin. Tamamıyla sana güveniyorum. Çemberi biliyorsun. E analitiği biliyorsun. Çemberi bilip analitiği bilip de bu soruyu yapamamak imkansız. Haydi sıra sende. Ben çözüme başlıyorum. Şimdi ilk önce ne yapıyorum burada? Merkez diyorum. Merkez 1'e eksilisi. 2. Yarı çapta kaç? 3. Bir denklem. Hemen şekli çiziyorum kardeşim. Merkezi 1'e 2 olan ve yarı çapı 3 olan bir çemberim var. Ve bir doğru var. Bu çember ile doğru arasındaki uzaklık en çok kaç birimdir diye soruyor. Arkadaş bir kere bu çember ile bu doğru soru köküne göre kesişmemeli. Niye kesişmemeli? Kesiştikleri zaman çember ile doğru arasında en kısa mesafe zaten sıfır yapar. Teğette olmamalı. Teğette olsa çember ile doğru arasındaki en kısa mesafe. Bak yine sıfır. O zaman bu çember ile bu doğru bu şekilde olmak zor. Ki bak konu anlatımlarında da o şekilde devrilebilir. Çember ile bir doğrunun birbirine göre durumları. Eğer merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçaptan küçükse çember ile doğru iki noktada kesişir. Eğer çember ile doğru arasındaki uzaklık yarı çapa eşitse çember ile doğru tek bir noktada kesişir ya da çember ile doğru birbirine teğettir denilebilir. Ya da çember ile doğru arasındaki uzaklık uzaklık yarı çaptan büyükse çember ile doğru kesişmez diye konu anlat. Ama burada soru kökünden de belli. Bak şurayı çalıştırıyoruz. E o zaman burada ne diyeceğiz? Soru kökünden de belli olduğu için çemberiyle doğru kesinlikle ama kesinlikle kesmeyecek kardeşim. Bu şekilde olacak. Şimdi çemberiyle doğru arasındaki en çok uzaklık isteniyor. Bak en kısa uzaklık burasıdır. Sonra bak uzaklık artıyor mu? Artıyor. En büyüğü hangisi olacak? E bir nokta ile bir çemberin arasındaki en fazla uzaklığı gibi. Değil mi? Değil mi? Evet. Uzaklık dediğimiz zaten dik uzaklıktır. O zaman burada ne yapacağız? Buradan şu Buradan uzaklık, buradan uzaklık. Buradan da uzaklık çizdiğimde şöyle oldu. Yani en fazla uzak. En kısası sorulsa noktadaki yorum gibi ya. En kısa sorulsa merkezden şuraya dik çizerim hocam. Eğri oldu hocam orası. Hop şuraya dik çizerim. En kısa sorulmuş olsaydı o zaman çember ile doğrunun en kısa mesafesi burası olurdu. En fazla uzaklığı da neresi olurdu? Neresi olacaktır? Hop şöyle. Yani şuradaki noktayı bulunca burası olacaktır hocam. Bak uzaklık istedim. Aslında çemberin dik uzaklığı da denilebilirdi soruda ama uzak deyince biz dik uzaklık olduğunu anlıyoruz ya. Onun dolayı bu şekilde diyelim. KOSM'de sanırım böyle sormuştu. Neyse. E o zaman ben burada ne yapacağım arkadaş? Burada 1'e 2 noktasının 3x eksi 4y eksi 25 eşit 0 doğrusuna olan uzaklığını bul bulmak zorundayım. Hadi bulalım o zaman. Şimdi buradaki uzaklığı bulacağım ben. Yani noktanın doğru yol uzaklığı. Noktanın doğru yol uzaklığı neydi? Noktayı doğru da yerine yaz. O zaman yazıyorum. Şuraya h diyorum bak. H. X yerine 1 yazdım. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı y yerine 2 yazdım. 8 eksi 25 mutlak derece bölü karı küçüğünde a kare artı b kareydi. Yani a kare artı b kare yani 3 4 varsa direkt 5 diyorduk. Hocam burası 3 eksi 8 eksi 5 yaptı. Eksi 25 daha eksi 30 yaptı mutlak değer dışına. 30 diye çıktı. 30 bölü 5 de 6 mı oldu? Evet. Haşı buradan 6 bulduk. Hocam haş 6. Eğer yarı uzunluğu da kaç bu arada? Hocam yarı uzunluğu da 3. Bizden en kısa uzaklık istenmiş olsaydı o zaman burası 3 olurdu. En fazla uzaklığı isteniyor. O zaman 6'ya ne ekleyeceğim kardeş? 3 ekleyeceğim. En fazla uzaklıkta 6 artı 3'ten ne yapar? 9 yapar. İşte bu şekilde basit bir şekilde şekli çize sonuca böylelikle ulaşmış olduk. Bu şekilde ulaşacağız kardeşim. Tamam basit bir şekilde şekli çiz, şekli yorumla olay bitsin. Evet geldik şuraya. Çember ile bir doğrunun oluşturduğu kiriş. Soru köküne göre anlayabiliriz. Çember ile doğrunun nasıl olduğunu nasıl anlayacakmışız? Noktanın doğru yalan uzaklığına bak. Noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çaptan küçükse kesişirler. Yarı çapa eşitse teğettirler. Yarı çaptan büyükse nedir? O zaman bunlar kesişmezler diyebiliyorduk. Ya da ya da ya da ya da ne yapacaksın? Hocam burada aslında matematiğimizde kullanabiliriz. Bu ve buna ortak çözüm yaparız. Yerine koyarız. Deltasına bakarız. Delta büyük sıfırsa o zaman delta büyük sıfırsa bu çember ile doğru iki noktada kesişir diyebiliriz. Bir. Delta işi sıfırsa çember ile doğru birbirine teğettir diyebiliriz. Delta küçük sıfırsa o zaman çember ile doğru hiç kesmiyor demek. Ya yani ortak çözümü yok demektir anlamına geliyor aynı zamanda. Onu da yapabiliriz. Ama burada bak soru kökünde bir şey soruluyor bize. Bak çember ile doğrunun oluşturduğu ne isteniliyor bizden? Kirişin uzunluğu isteniyor. Çember ile doğrunun o oluşturduğu kiri soruluyorsa o zaman bu çemberiyle doğru kesişiyor demektir. Soru kökünden belli zaten. Ha sen şunu yapabilirsin. Ortak çözüm yapıp çemberiyle doğrunun kestiği noktaları bulabilirsin. Çemberiyle doğrunun kestiği noktaları bulup iki nokta arasında uzaktan yapabilirsin. Ama bana kalırsa uzaklık yani şey basit bir şekilde şekli çizmek en mantıklı harekettir. Merkezi kaça kaç? Eksililerini alıyorduk. 1'e 2. Yarı çapı kaç? 5. Merkezi 1'e 2 olan ve yarıçap çapı 5 olan bir çemberi çizdik kardeşim. Çizdik. Bir de doğru çiziyorum. Soru kökünden dolayı zaten çemberiyle doğru kiriş oluşturuyorsa eğer bunların kestikleri belli zaten. Zaten şimdi kestiklerini de garantisinde bulacağız. Merkezi kaça kaç? 1'e 2. Yarı çapında kaç olduğunu biliyorum. 5. Bu doğru da 3x 4 y 10 eşit 0 doğrusu. Şimdi kestiğini nasıl bulacağız? Hocam burada kiriş var ya. Merkez kiriş çektik yapalım. Buradaki uzunluk yarı çaptan küçük olacak. Baş. Koy. Şu aşı bulalım. Aşı nasıl bulunuyor? Noktanın doğru yolun uzaklığından. Yaz yerine 3 çarp 1 3 4 çarpı 2 8 eksi 10 mutlak değerce bölü 3 4 5 üçgeninden 5 eksi 15 yani artı 15 mutlak değerce bölü 5'ten 3 çıktı burası. Evet H'ı 3 bulduk. H 3. E hocam bizden şu kirişin uzunluğu isteniyor dedik. Yarı çapta kaç? 5. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Hocam burası da 5 ise 3, 4, 5 üçgen çıktı. Hocam merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya bölüyordu. O zaman burası da 4 ve şu uzunluğu kaç çıktı? 8 çıktı. Zaten bizden de bu kiriş. Diğer türlü yapmaya kalkıştığınız zaman yani hocam ben burada bu doğruyla bu çembere ortak böyle şey uygulayayım. Ortak çözümü uygulayayım. Yani burada y'yi yalnız bırakayım mesela. Y x'li bir şekilde Sonra y'yi burada yazayım. Sonra deltasından diskriminantına bakayım deyip x'i buluyorsun. Sonra x'i yerine yazıyorsun. Y'sini buluyorsun falan filan derken baya bir işlem kalabalığı çıkacak burada. Ama bak basit bir şekilde şekli çizdiğimiz zaman şekli yorumladık. Bazen değil çoğunlukla şekli yorumlamak bu tür sorularda daha kolay oluyor ve kolay yöntemi olduğunda gördün zaten. Bu şekilde şekli çizerek sonuca ulaş. Şekli çizerek sonuca ulaşamayacağın zamanda dediğim tekniği uygularsın. Ortak çözüm tekniğini de uygularsın. Ama o matematik. Ha bu arada biraz önceki bahsettiğim ettiğim yöntemle de ilgili ÖSYM'de soru sordu. Yani geometri kısmında ortak çözümlüsünü yorumlattırıp o şekilde de yaptı. Yani ortak çözümle delta'yı kıyaslama şeklinde de düşünebilirsin. Tamam. Ve geldik bu dersin son sorusuna. Evet. Valla ben de aralıksız bir şekilde hiç mola vermeden buraya kadar geldim. Ama sen büyük ihtimalle dinlerken mola vermişsindir. Ee, burada 3 sayfa yapmak zorundaydık. Aslında zevkli sorular ya. Yorulmamışsındır. Çünkü niye? Yani bir şey anlatmadık gibi sadece soru çözdük yani burada. Çemberi Biliyorsun, analitiği biliyorsun. E, çember ve analitiği karışımından özel sorular çözdük aslında burada. Bir tek çember denklemi yazmayı öğrendim. Neyse, gelelim şuraya. Merkezi kaç burada direkt? Hocam, eksililerini alıyorum. 1'e 2. Yarıçapı da 5 olan çember verilmiş ve üzerindeki eksi (-2, 6) noktasından çizilen diyor. Bak, bir noktanın da bak şimdi. Bir çember var ve bir nokta var. Çember ile noktanın birbirine göre durumu incelenirken nasıl bulunur? Hocam, şöyle yorum yapılabilir. Merkezle arasındaki uzaklığa bakın. Merkezle arasındaki uzaklık yarıçaptan büyükse eğer çemberin dışında. Eğer yarı çapa eşitse eğer şöyle yarı çapa eşitse çemberin üzerindedir. Ya da yarı çaptan küçükse o zaman çemberin içindedir yorumu yapılabilir. Ya da zaten üzerinde olduğunu nereden anlarız? Hocam noktayı yerine yazarız. Denklemi sağlıyorsa direkt üzerindedir de denilebilir. Ki zaten üzerinde demiş. Koy bak burada. Eksi 2 koysan burası eksi 3 yapıyor. 6 koysan burası 4 yapıyor. Bunların kareleri toplamı 25 yapıyor. Gerçekten üzerinde olduğu belli. Üzerinde de demiş zaten soruda. E o zaman biz ne yapalım? Hemen basit bir şekilde şekli çiziyoruz kardeşim. Soruyu yorumlayacağız çünkü. Şekli çizdik. Merkezi kaça kaç? Hocam merkezi 1'e 2 olan bir çember ve üzerindeki bir nokta verilmiş. Üzerindeki nokta da eksi 2'ye 6 noktası olarak verilmiş. Evet bu çemberine bu çembere üzerindeki eksi 2'ye 6 noktasından çizilen teğetin denklemi isteniyor. İşte bu teğetin denklemi isteniyor kardeşim benden. Şimdi bu teğet denklemi nedir? Nasıl bulunur? Bir denklem soruluyor. Bu sefer bir denklem soruluyor. Denklem soruluyorsa bir denklemi yazmak için Ne soruyorduk kendimize? Bir doğru denklemi yazmak istiyorsan. Hocam bir eğim iki nokta. Şimdi bu denklemi yazmak istiyorsan bu doğrunun üstünde bir ne var? Hocam nokta var. Tamam. Eğimi lazım. Eğimi bulamadım. E burada çember sol özellik varsa kullan. Merkez varsa teğet varsa çektik. Aa hocam burası dik oldu. Aa diklik var. Eğim işleniyor. Diklik olunca eğimler çarpma eksi bir olmuyor muydu? Evet. O zaman ben bunun eğimine M1 diyeyim. M1'i bulabilirim. M1 neye eşit kardeşim? Hocam Y'ler farkı. Yani Y'ler farkı yazıyorum. 6 2 bölü X'ler farkı. Eksi 2 eksi 1. Yazdım. 4 bölü eksi 3. Yani eksi 4 bölü 3. O zaman bunun eğimi ne olacak? Ters çevirip eksiyle çarpacağım. Yani 3 bölü 4 mi yapacak? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini o zaman ben yazabilirim. Haydi yazayım bakayım. Ee, nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 2. Yani x artı 2 eşittir. Y eksi noktadaki y şeklinde yazılıyordu. O zaman 3 ile burayı çarpıyorum. Hocam 3x artı 6 eşittir. 4 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 4y eksi 24 yaptı. Hepsini sol tarafta da topluyorum. 3x eksi 4y. Dur güzel yazayım. 3x eksi 4y artı 30 eşittir 0 şeklinde doğru denklemine ulaşacak mı gençler? Ulaştık. Zaten bizden de bu isteniyor. Cevap bu şekilde yapar. Evet. Evet. Çember analitinde ilk 3 sayfamızı çözdük. Sonra 2 sayfamız kaldı ve 2 sayfada artık bundan sonrasında kolay. Çünkü bütün yüklemeleri ben bu derste yaptım aslında. Bundan sonraki ders daha kolay şekilde çıkacak. Ya yükleme derken kafayı çalıştırdık ya başka bir şey yapmadık. Kafayı çalıştırmayı da sen daha öncesinden bu tekniği de zaten biliyorsun. E, çemberi de biliyorsun. Analitiği de biliyorsun. Al işte yaptık. Bence anlamadığın soru yok burada. de bu şekilde soruyor sorularını. E, buradaki soruları güzel bir şekilde anladıysan sınavda herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü her tarzını çözdük. Her tarzı her tarz. E o zaman 42. günün ilk dersini hallettik mi? Hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani ikinci ders dersimizde çember aritmiğin ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal